11 yıl evvel İstanbul'da mevcut olan tüm okulları dolaştıktan sonra öncelikle TED ismi bizi buraya yönlendirdi. 3 kriterimiz vardı. En önemlisi eğitim kesinlikle. Sağlam ve iyi bir eğitim. Aynı zamanda TED İstanbul, TED ailenin parçası, Atatürkçü ve modern bir okul. Üçüncü, yeşillik içinde çok rahat, renkli, modern, canayken bir okul. Kampüsün olanakları, bulunduğu konum, verdiği güvenlik hissi ve eğitimcilerle tanıştıktan sonraki yaklaşımları. Herkes yüreğiyle ve kalbiyle bütün çocuklara istisnasız aynı şekilde yönleniyorlardı, aynı sevgiyle kucaklıyorlardı ve dinliyorlardı. Şimdi bu çok önemli bir şey benim için, dinlemek. Dinlemek, onu anlamak ve kalpten sevgiyle cevap vermek. Ben TED'de bunu ilk andan itibaren gördüm ve hissettim. Hakikaten Tanrı'nın çok iyi bir kuluymuşuz ki biz şanslı bir şekilde okulu bulduk ve geldik. Arkadaş çevresi Yağmur'a öncelikle okul kavramını sevdirdi diyebilirim. Çok güzel bir diyalogları var. Ancak öğretmenlerin de çok ayrı ilgisi ve sevgisi var ki, yani sadece bu benim çocuğuma diye söylemiyorum, bütün öğrencilere karşı, yani çocuklar okula gelmeyi seviyorlar. Çocuklara bazen arkadaş, bazen otorite, bazen anne baba gibi yaklaşıyorlar. O ayarı nasıl yapıyorlar? Ve diyorum ki öğretin bize ebeveynler olarak, yani siz nasıl söylüyorsunuz da bu çocuklar bunu algılayıp o şekilde düzgün bir biçimde yapıyorlar. O ilişkileri de çok yumuşak geçiyor. Öğretmenler sizi tabii destekliyor ama bir yandan da sizi herhangi bir şeye zorlamıyor. Size kendinizi bulmanızı sağlıyor. Hani kişiliğinizi geliştiriyorlar. Her şeyi çok düzenli ve güzel ayarlamışlar. Metodoloji deseniz çocuklara gayet iyi veriliyor. Neyi çalışması gerekiyor, ne kadar çalışması gerekiyor, ne kadar oynaması gerekiyor. Bunları ayarlayabiliyor çocuk. Yani sıkılmadan iyi bir eğitim aldıkları, sosyallik kazandıkları bir kurum burası. Çok kez kütüphaneden kitap alıyoruz. Aldığımız kitapların sayfa sayısı toplanıyor. Toplanan sayfa sayılarıyla kitap kurtları seçiliyor. Genellikle her ay seçiliyorum kitap kurdu olarak. Ama seçilmediğim zaman da üzülmüyorum çünkü kitap kurdu olmak için okumuyorum. Günüm tabii genel olarak koşturmacalı geçiyor. Derslik sistemi uygulanıyor okulda. Bu yüzden öğretmenlerin bize gelmesi yerine biz öğretmenlere gidiyoruz genelde. Her öğrencinin kendine ait dolabı var. Sınıflar büyüdükçe dolap boyutları da büyüyor. Çünkü daha çok ders gelip daha çok kitaplar geliyor. Ben çok ödev verildiğini düşünmüyorum mesela TED'de ama çok ödev onlar için hani çocuk. Yani eğlenecekleri bir yaş, mutlu olacakları bir yaş ve keyifle öğreniyorlar. Akademik ders saatlerinin dışında çocuklar sosyal aktivitelerini yapmak için ekstra zaman ayırıyorlar. Ama buna o kadar güzel teşvik ediliyorlar ki hiçbir zaman bu onlara zul gelmiyor. Burada oğlum keman çalmaya, kızım piyanoya başladı. Oğlum judoya girdi. Kızım koroda. Liseye geçti. TED İstanbul Ulusal Forumu'nda kadın haklarını savunan bir grupta oğlum kadının kürtaj hakkını savundu. Liseler arası tiyatro yarışmalarına giriyorlar. Dün hatta bir tanesinde performanslarını sergilediler. Büyük bir gururla izledik. Günde 9 saat ders görüyor olabiliriz ama hafta sonlarını çoğunlukla işte konferanslarda, münazaralarda, forumlarda geçiriyoruz. Benim için en şaşırtıcı olay Mert'in seramik kulübünde olup heykel yapması. Şimdi biz yıl sonunda onların sergilerini göreceğiz. Yıl sonunda bir gösterileri olacak. Yani gerçekten çocukların içindeki o cevheri keşfedip daha fazla neler yapabiliriz, neler verebiliriz mantığıyla gidiyorlar. Piyano çalıyorum. Yaklaşık 4 sene oldu piyano çalmaya başlayalı. Eskiden keman çalıyordum. Kemanı istemeyerek çalmaya başlayınca piyano çalmayı düşündüm. Kendimi cazla vermek istiyorum. Çünkü cazla öyle
komiklik oluyor ara sıra böyle bir şeyler yapıyorlar. Ataklar yapıyorlar saksafonla. Birinci sınıftan beri gitar çalıyorum ve bu yönde geliştirdim kendimi. Royal Akademi'nin sınavları oluyor ve okulumuzda Royal Akademi'nin bir sınav merkezi. Sınavlarda iyi dereceler aldığımda bana bir sertifika geliyor ve bu sertifikayı gelecekte ben başvurularımda kullanabiliyorum. Bunun yanı sıra tiyatro ile ilgileniyorum. Yaklaşık 4 yıldır tiyatrodayım ve epey hani desteğini gördüm. Daha açılmamı sağladı, daha dışa dönük bir insan olmamı sağladı ve yüz yüze konuşmalarımda bana daha avantaj sağladığını düşünüyorum. O kadar utanmadan insanlarla rahatça diyaloğa girebiliyorum. Hani kendimi kim olduğumu anlatmaktan korkmuyorum. Yönetim de çok çocukların yeteneklerini, ilgilerini ortaya çıkaracak şekilde yardımcı oluyor. Mesela biz ilk jimnastik 2 sene almıştı Yağmur çok daha küçük anaokulundayken. Jimnastikle başladı. Daha sonra jimnastikten işte dansa geçmek istedi, dansa geçti. Anaokulunda sağ olsun resim öğretmeni yarışmalara sokmuş Yağmur'u. Bizim haberimiz de yoktu. 2 tane birincilik geldi Yağmur'dan. Okçuluk sporunu tanıtmışlar. Anne benim çok hoşuma gitti. Hatta turnuvası yapılıyormuş Antalya'da. Ben turnuvaya gitmek istiyorum dedi. Okçuluğu öğrenmek istiyorum dedi. Hayda baba oğul işte, mağazaya gittiler. Ok setleri aldılar evin içerisinde. Oklar atılmaya başladı. Dolayısıyla bir kere değişik sporları tanıyor olması benim için çok önemli. İşte futbol oynuyor, basketbol oynuyor, takım sporlarını yapıyor ama bunun dışında çok güzel sporlar var ve TED bunları tanıtıyor. Eskiden basketbol oynuyordum ama şimdi bıraktım tenise başlayınca. Tenisten daha çok zevk alıyorum. Türkiye şampiyonalarına giriyorum. Kendimden büyüklerle yarışıyorum. Mesela ben kayaktayken benim rakiplerim 16 yaşında falan oluyor. Ben daha 10 yaşındayım. Öğretmene gülle fırlatmak istediğimi söyledim. Öğretmen bana 60 gramlık bir tane şey vermişti, top vermişti. Onu çok iyi atamamıştım. Sonra bana 80 gramlık bir tane vermişti. Bir tane tenis kortu kadar atmıştım. Anaokulunda ikinci senemde bir judo böyle bir Akın Hoca, bizim eski judo hocamız vardı. O beni gördü, böyle bir aldı. Antrenmanlara falan, derslere soktu. Öyle öyle ilerledik işte. En son 4. sınıfta bir yüzme takımına girdim. Sonra yüzme takımından çıkıp Akın Hoca beni judo takımına aldı. Onun dışında antrenmanlarıma, yani beden eğitimi derslerine, kulüp saatlerinde falan gene judoya geliyordum. İşte antrenmanlara katıldıktan sonra bizim müsabakalarımız oluyordu. 6. sınıfta başlayan müsabakalar. 6. sınıfa girdim, bir üçüncülüğüm oldu. 7'de bir üçüncülüğüm oldu. İstanbul bazında. 8'de hem İstanbul ikinciliğim, aynı zamanda bir de Türkiye ikinciliğim oldu. Mert çocukluğundan beri futbolcu olmak istiyor, kaleci olmak istiyor. Öyle bir hayali vardı. Hep futbol oynadı fakat sonradan basketbola döndü. İşte senin boyun uzundur, şudur falan diye. Buraya geldiğinde de ilk boyu ve fiziği dolayısıyla basket takımına seçildi. Çok mutluydu, hala da mutlu. Şu an hala da basketbol kulübünde ve basketbol takımında ama sonra fark etti ki hocalarınla birlikte diye düşünüyorum. Basketbola uygun bir fiziği olabilir ama ruh olarak istediği, yapmak istediği basketbol değil. Hocalarının da yönlendirmesiyle, birlikte belki tartışmalarıyla, konuşmalarıyla önümüzdeki yıldan itibaren futbolda olmaya karar verdi. TED birinci sınıftan itibaren öğrencilerin önüne bir sürü olanak koyuyor. Her şeyden önce İlk öğretim olsun, lise olsun, çok güzel bir İngilizceyle daha avantajlı bir şekilde mezun oluyorsunuz. Bizim çocuklarımızdan siz gayet güzel, adeta yurt dışında yetişmiş gibi o ifadeleri alabilirsiniz. When I traveling, traveling along, I will sing my happy song. La 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 la. Onu yapamıyor. Misafirlerle yemek yiyorduk, bizi yemeğe davet ettiler. Hepsi Japon ama ikinci dil olarak İngilizce konuşuyorlar. Hani çok ileri bir seviye İngilizce değildi. Can yemeğin bir yerinden sonra bir sohbete başladı. Hani biz sustuk öyle diyeyim. Karşılıklı böyle 3-4 kişi ne hikayeler ne İngilizce. Ben böyle şaşkınlıkla baktım Can'a. Can dedim ne yapıyorsun sen? Hani yani ne kadar İngilizce öğrenmişsin, ne güzel konuşuyorsun dedim. Tabii anne boşu boşuna mı biz okula gidiyoruz İngilizce derslerinde öğrenmiyoruz mu zannediyorsun dedi. Meslek tanıma günlerinde mesleğinde profesyonel olan bir çalışan
üniversitede o eğitimi veren, o mesleğin eğitimini veren bir öğretim üyesi ve hala hazırda o bölümde okuyan bir öğrenci geliyor her sene meslek tanıma günlerinde. Ve o meslekle ilgili çocuklar hani bu mesleği seçerlerse okurken nelerle karşılaşacaklar, neler yapacaklar, neler yapmayacaklar. Hocaları nasıl hareket ediyor, nasıl davranıyor, neler öğretiyorlar, neler öğretmiyorlar, zorlukları nelerdir? Ve bitirdikten sonra da o meslek hayatına girdiklerinde karşılaşacakları iyi veya kötü şeyleri aslında görmüş bir anlamda öğrenmiş oluyorlar. Eşit ağırlık öğrencisiyim. Yurt dışında okuyacağım resim. Açıkçası ben çok uzun zamandır diplomat olmak istiyorum. Üniversitede de uluslararası ilişkiler ya da politika okuyacağım. Yurt dışına hazırlanma süreci sadece bu sene değil, yaklaşık 2-3 sene önceden başladı aslında. Okulumuzun yurt dışı hazırlık, üniversite hazırlık birimi çok aktif bir şekilde her sene bizleri çağırarak başvurularımızı hazırladı. Gerek yazma ödevleri olsun, gerek üniversite araştırmaları olsun. Yaklaşık 3-4 senedir, lisenin başından beri bunlar aslında yapılıyor. Bu seneye geldiğimizde aslında yurt dışına hazırlananlar büyük oranda nereye başvuracaklarını ve ne yapmak istediklerini biliyor durumdalardı. O yüzden bu sene sadece başvurular yapıldı ve ya kabuller ya da redler alındı. Ben Amerika'da 5 üniversiteye başvurdum. Bunların hepsinden kabulüm geldi. İkisinden de bir miktar burslu olarak. Ve alanındaki en iyi üniversiteye yerleştim. Öğretmenlik yapmayı, hafta sonu da şey yapmayı planlıyorum. İç mimar. Dolapları iyi yerleştiriyorum. Ben hala karar veremedim. İkinci bir lisan olarak seçmeli Almanca, İngilizce veya İspanyolca seçiyorlar. Örneğin benim oğlum İlk Fransızcaya başladı. Liseye geçtiğinde bunu İspanyolcaya değiştirme şansı buldu. İspanyolcayla daha mutlu. Bu bulunmaz bir fırsat onlar için. Buradaki rehber öğretmenlerimizin ve eğitimcilerimizin objektif yaklaşımı çocuğunuz için olan doğruları görmemize bize fayda sağlıyor. Şimdiye kadar biz hep isabetli yönlendirmeler aldık. Bu bizim büyük bir şansımız. Bizim ödev modülümüz var web sitemizde. Özellikle hafta sonu ödevlerini öğretmenlerimiz ödev modülüne koyuyor. Ebeveynlerimiz takip edebilsin, hem de biz takip edebilelim diye. Öğrencinin görmesini arzu etmediği bilgileri öğretmen veliyle de modül üstünden paylaşabilir. Her an ödevi, projesi, notları, genel davranışlarıyla ilgili sizle interaktif bir geri bildirim durumu olur. Siz oraya yazabilirsiniz. Bizim okul insanın kendini tanımasını sağlıyor. İnsanın gerçekten kim olduğunu ve mutlu olduğu işi yapabilmesini, bu işi keşfedebilmesini sağlıyor her şeyden önce. 1, 2, 3 Sanki her tarafta var bir gün. Çünkü en şerefli, en mutlu gün. Bugün 23 Nisan. Hep neşeyle doluyor insan. Bugün Atatürk'ten bir armağan. Yoksa tutsak olurduk, sen inan. Bugün